Herkese merhaba ben Elif Güngen. Bugün laboratuvar videolarından farklı bir içerikle karşınızdayız. Hazır vizeler yaklaşıyorken öncesinde sizlere bir genel tekrar yapayım istedim. C dilinde şimdiye kadar neler öğrendik, sınavda, vizede ne gibi şeyler çıkmasını bekleriz, laboratuvarlarda neleri kullandık. Hepsine bir genel tekrar tekrar bir bakış atalım. Ufak ufak konu anlatımları yapalım. Sonrasında da örnek soru çözelim diye düşündüm. Ben kendim önemli gördüğüm yerleri ya da işte geçen seneden kendi adım hatırladığım yerleri Not aldım, biraz not hazırladım. Üzerinden anlatabildiğim kadar ufak tekrarlar şeklinde gidelim istiyorum. Öncelikle C nasıl bir dildi? Onu hatırlayalım sizinle. C, middle level bir dil. Assembly gibi düşük seviyeli dillere oranla daha anlaşılır bir dil. Yani düşük seviyeli diller biliyorsunuz, assembly her zaman örnek verilir. Makine diline daha yakındır. E, yüksek seviyeli dillerde daha insanların anladığı dile yakın oluyor genelde. E, ama C aslında tam ortalarında gibi denilebilir. Ee, daha anlaşılır düşük seviyeli dillere göre. Ama aynı zamanda da Python gibi yüksek seviyeli dillere oranla da daha esnek. Yani daha fazla kontrolümüz var aslında kod üzerinde. Burada da söylediğim gibi belleğe erişim, bellek yönetim gibi konularda daha fazla kontrolümüz var. C derlenen bir dil. Compiler'a ihtiyaç duyuyoruz C kodunu yazdıktan sonra biz. Derlenen bir dil ne demek? C dilinde yazılan kodun doğrudan çalıştırılmadan önce bir derleyici aracılığıyla makine diline çevrilmesi gerekiyor. Yani kaynak kodu önce biz onu bir Compiler'la, compile ederek makine diline çeviriyoruz. Ama derlenmiş kodlarda yorumlanan dillerdekilere göre daha hızlı okunuyor ve bu bizi tabii ki daha verimli bir sonuca ulaştırıyor. Ee, örneğin Python nasıl bir dildi? Yorumlanan bir dildi. Ee, C Python'dan daha hızlı çalışıyor bu sebeple. C nesne yönelimli bir dil değildir. Object Oriented Programming için kullanılmıyor. Sınıf, nesne, kalıtım gibi nesne yönelimi özellikleri yok C'nin. Ama aslında Java gibi bu alanda kullanılan dillerin de temeli C'dir taşınabilirlik, makineden bağımsızdır dolayısıyla gereksinime bağlı olarak tek bir kolu birden fazla sistemde kullanma işlevselliğini sağlar. Bunu da bilelim, aklımızda bulunsun. Statik tipli. Biliyorsunuz ki C'de biz bir değişken belirlerken integer, float, double gibi onu bir belirtiyoruz öncelikle. Bir değişken tanımlandığında ona bir veri türü atanıyor. Derleyici derleme sırasında tüm değişkenlerin veri türlerini kontrol ediyor. Yani aslında siz burada yanlış bir şekilde tanımlama yaparsanız derseniz ki integer x eşittir 1.5 mesela burada bir hata çıkar. Yani aynı zamanda statik tipli bir dil olması bizim o kodun doğruluğunu kontrol etmemizde sağlıyor e, derleyici sayesinde. Yanlış türde bir der atanmaya çalışıldığında veya hatalı bir işlem yapılmaya çalışıldığında derleme hatası verir. Söylediğim gibi. Ayrıca derleyici her veri türünün ne kadar bellek kaplayacağını bilir ve bellek yönetimini buna göre yapar. C aynı zamanda da aslında bellek yönetimi konusunda yine iyi bir dil. Malloc gibi fonksiyonlar var ileride göreceksiniz. Bu da onun bir göstergesi aslında burada da belirtmişiz. C'de veri türleri sabit olduğundan bir türden başka bir türe geçerken genellikle type casting yapılır. Son laboratuvarımızda yapmıştık hatta biz orada dikkat edelim demiştik. Ben burada yine bir örneğini verdim float olarak tanımlanmış pi sayısı var mesela. Biz bunu gidiyoruz integer deyip yeni bir değişkene type casting yaparak parantez içinde int yazarak aslında bu float değeri integer'a dönüştürüp yeni bir değişkene atamışız. Bu type casting demek tip dönüşümünü bu şekilde yapabiliyoruz. Gelelim format specifiers. Ee, bunlar biliyorsunuz ki veri türlerini temsil etmek için input ve output fonksiyonlarında kullanılan yer tutuculardır. Ne diyorduk biz printf işte yüzde d diyorduk. Neyi bastırmak istiyorsun x diyorduk virgülden sonra. Orada aslında veri türlerini temsil eden bir yüzde d kullandım ben örneğin. Bunlar form, e, format specifierslardır. Bunların ne kadar yer kapladığı vesaire önemli. Bunları bilmenizi öneriyorum. Burada signed unsigned. Bunlar e, pozitif negatif integer işte şey belirlememize vesaire yarıyor. Mesela signed, long int, long, e, double bunlar kullanılıyor. Biz ama öncelikle şunları bilelim, integer bakıyorum, integer %d biliyoruz bunu e, 4 byte'lık yer kaplıyormuş. Ya da örneğin char %c olarak belirtiliyordu ve 1 byte'lık yer kaplıyordu. Daha sonrasında float yüzde %f ile belirtiyorduk 4 byte'lık yer kaplıyor double yüzde lf olarak belirtiliyor. Bunu da kullanmıştık sanırsam. 8 byte'lık yer kaplıyor. Bunları bilmenizi öneriyorum. E, zaten bu long double gibi ya o belirti seçleri de aslında o long vesaire onları da zaman zaman kullanıyorsunuz kodlarda öğreneceksiniz zaten. Burada yanda şunu belirtmek istemişim. Ben mesela x'i float olarak tanımlayıp burada uzun bir sayı yazmışım ama ben atıyorum bunu yazdıracağım şimdi e, print f ile bastıracağım ekranı ama sadece noktadan sonra iki basamak olmasını istiyorum. O zaman yüzde nokta iki f şeklinde bunu oraya yazarsak bize noktadan sonra sadece iki basamağını gösteriyor. Bunu da bilelim. Daha sonrasında binary sistem, e, onluk sistem. Bunları da bilmenizi istiyorum aslında. Bizim onluk sistemimiz zaten bildiğimiz üzere bu hakimiz buna öyle değil mi? Mesela onluk sistemdeki bir sayıyı işte ikili sisteme nasıl dönüştürüyoruz ya da tam tersi. E, bunları da bilmeniz gerekiyor. Örneğin ikili sistem nasıl çalışıyordu? Burada 1 var. 2 üzeri da Bu 2 üzeri 1'di. Bu 2 iki üzeri 2'ydi şeklinde gidiyor. Bakın takip ederseniz zaten görürsünüz ve başında tabii ki sayı kısmında ne varsa onunla çarparak biz bunların değerlerini buluyorduk. Burada ikili sistemdeki bir sayıyı ben bunu onluk sisteme çevirmek istersem ne yapmışım? İkili sistemde hesaplayıp her bir basamağını sonrasında toplamışım ve onluk sistemdeki halini bulmuşum zaten. Buna da dikkat edin. Bunu da bilelim. Onluk sistem önemli. Daha sonrasında gelelim bu karakterlerimize. Ee, özellikle ters slash yani n, ters slash t kullanılıyor. Burada ters slash n dediğimizde biliyorsunuz ki alt satıra geçiyoruz. Ters slash t dediğimizde tab kadar bir boşluk bırakıyoruz yazarken. Ters slash a'ya gelince ya aslında biz bunları çok bilmiyoruz ama bu bir e, bip sesi çıkarıyor. Bu da gerçekten bir ters hani şu işareti kullanmak istiyorsanız iki kere yazmanız gerekiyor şeklinde bilseniz yeterli. Bizim için bu ilk ikisi de önemli. Alt satıra geçiyorsak e, ters slash n. Eğer tab boşluğu bırakmak istiyorsak ters slash t. Bunu bilelim. Sonra geldik buraya. Bunları zaten biliyorsunuz ama hani genel tekrar diyorsak hepsini bir gözden geçirelim istedim açıkçası. Baktığımızda büyüktür x y'den büyüktür için bunu kullanıyoruz. x küçüktür y demek istiyorsak bunu x büyük eşittir y'ye yani x y'ye eşit de olabilir büyük de olabilir demek istiyorsak bunu küçük eşittir yine aynı mantık tam tersi. Ee, ve burada mesela is equal to y, yeah. nasıl nerede mesela if'te kullanıyorduk diyorduk ki if eğer x, y'ye eşitse de örneğin iki tane eşittir kullanıyorduk. Burada da eğer x, y'ye eşit değilse mesela if'in içine ben bunu yazarsam ve x, y'ye eşit değilse o if ne oluyordu çalışıyordu ee, şeklinde hatırlamış olduk. Sonra buraya geldim. Artı, eksi, çarpı, bölme. Bunları zaten biliyoruz. Modu hatırlayalım. Mod neydi? Örneğin ben 10 mod 3 alırsam ne yapıyordum? Onun 3'e bölünmesinden kalan değeri bana veriyordu. Mod da bu işe yarıyordu bizde. Yine çeşitli kodlarımızda bizim için kullanışlı oluyordu. Kullanıyorduk. Hatırlayalım onu da. Burada da kısaltmalar vardı. Ben bunu zaten ilk labda galiba bahsetmiştim. Bunlar kısaltmayı da sık sık kullanıyoruz. Yani artı eşittir c artı eşittir 7 diyorsan sen c eşittir c artı 7'yi aslında kastediyorsun. Bir kısaltma bu. Yine eksi eşittir aynı şekilde çarpı eşittir bölü eşittir daha önce de söylediğim gibi bunları kullanabilirsiniz. Hatta mod için bile bu kısaltmayı kullanabiliyoruz. Şimdi bunu da niye koydum artık buradan sonra C'de biz neler yapıyorduk geçiyorum. Ufaktan neler yapıyorduk sorusunun cevabına doğru geçiyorum. Burada bir header dosyası. Şimdi bunun açılımını bilelim. Hatta hocamız geçen sene bize studio falan diye sakın bunu şey yapmayın hani diyordu. Standart input output header dosyamız bu bizim. Neydi? Bu bizim temel input ve output fonksiyonlarımızı içinde barındırıyordu. Bizim printf, scanf gibi fonksiyonlarımızı kodumuzda kullanabilmemiz için her zaman birinci satırımıza bunu böyle güzelce yerleştirmemiz gerekiyordu. Yani bunun açılımını bilelim. st nokta olduğunu bilelim. Karıştırmayalım kesinlikle. Main fonksiyonumuz, her şey bunun içinde gerçekleşiyordu. Şimdi fonksiyonlardan da ben biraz bahsedeceğim. Ee, main bizim her zaman sonunda return sıfır yaparak e, düzgün bir şekilde çalıştığına emin olduğumuz e, main fonksiyonumuz. Biz farklı fonksiyonlar yazsak bile bu main fonksiyonumuzun içinde onları çağırıyoruz vesaire vesaire. Main fonksiyonumuzu zaten biliyoruz. Ee, bunun dışında burada bir şeyden bahsetmeme gerek yok. Özellikle set ediyor işi bir hatırlatmak istedim ben burada size. Şimdi gelelim if else'ten bir başlayalım genel anlamda. Burada zaten if else if else şeklinde güzel bir örnek koymuştum ama flow chart'tan da bir bahsetmek istedim. Flow yani şöyle biz nasıl pseudocode'dan bahsediyorduk? Hani aslında bir kodu tamamen yazmadan önce bir görmek vardır ya o kodu kafamızda oluşturabiliriz. Pseudocode şeklinde yazabiliriz. Flow chart şeklinde de görebiliriz. Örneğin benim burada bir if örneğim var. Diyor ki e, Grade'in senin 60'a eşit ya da 60'tan büyükse sınavı geçtin. Ama eğer değilse sınavdan kaldın. Bunu biz bir flow chart'a nasıl e, gösterebiliriz? Burada grade büyük eşittir 60'ı koymuşum. Eğer durum buysa true'ysa pass'di yazdıracaksın. Değilse fail'di yazdıracaksın. Bu şekilde kolay bir şekilde aslında bir örneğini görmüş olduk. Flow chart'ın ne olduğunu, ne için kullanıldığını bilelim. Sonra geldik buraya bir if örneği. If, else, if, else. Şimdi buraya baktığınızda biz if'i ne için kullanıyorduk? Koşullar oluyordu. If'in içine yazdığınız değer doğruysa if'in içine giriyordu. Ama bu değil ama başka bir şey de olabilir diyorsanız else if'le farklı koşulları belirterek onların içine girme durumunu göz önünde bulundurarak ilerliyordunuz. En sonunda da bunların hiçbiri olmadı mı o zaman else'e girelim bunu yapalım deyip if else bloğumuzu bitiriyorduk biz. Yani burada baktığınızda şimdi if'in içine girdi olmadı mı? Bu else if'lerden hepsinin içine girebilir aslında. Baktınız sizin şeyiniz bu tabii ki buradaki örnekteki gibi değil. Yani burada 65 ile 70 arasındaysa buraya girsin diyor. 70 ile 75 arasındaysa buraya girsin diyor. Bunlardan birine girecek öyle değil mi? Ya da bunların hiçbirinin aralığında değilse. Hani artık bu öğrencinin notu 60'dan da düşükse. Else kısmına gireceksiniz ve uygun değer girmediniz deyip bu koddan çıkacaksınız. Ya bence if else if else yapısını zaten gayet iyi biliyorsunuz. Sorularımızda da kullanmıştık. Yeri gelir yine kullanırız. Genel anlamda bu anlama geliyor. Nasıl mesela if elif else vardı Python'da burada da bizim elifimiz else if olarak bileceğiz. Sonra bir de switch case dediğimiz bir şey var. Yani aslında çok benzer yapılar bu arada. Hani if else if Else ile yaptığınız şeyleri e, Switch Case ile de yapabilirsiniz. Ama özellikle Switch Case'i biz ne zaman kullanıyoruz? Belirli bir koşulun, e, belirli bir e, daha doğrusu değişkenin birden fazla durumu varsa. Mesela burada ne üzerinden gitmişiz bize? If Else, If Else bloğunda da bir grade'imiz var. Biz onun üzerinden bir koşul durumu kontrolü yapıyoruz. O zaman biz aslında bunu Burada da yapabiliriz değil mi? Yine bizim bir grade'imiz var. B'ymiş bizim grade'imiz. Switch grade diyorsunuz. Bunun içinde bizim o değişkenimiz var. Diyorsunuz ki eğer A'ysa excellent yaz. Sonra da çık bu switch case'in içinden. Break de o anlama geliyor. Break ve continue ile ilgili de bir örneğim var. Onu da göstereceğim. Ya da case'in B mi senin? O zaman well done yap. Benim case'im mesela case'im B. Evet doğru. Yani grade'im B. O zaman bunun içine girecek örneğin. Diğerleriyle alakamız yok. Yani gördüğünüz üzere ikisini içinde mesela kullanabilirsiniz ama tek bir değişken üzerinden gidiyorum. Ben grade üzerinden gidiyorum. Switch case'i kullanmak hem görünüş olarak da çok düzenli bir görüntü veriyor. Hem de gayet kolay işlevli bir şekilde kullanılabiliyor örneğin. Ee, burada da default'umuz var örnek olarak aslında. Else default. Sonrasına gelelim. While'la bir başlayalım. Döngülere geçelim. While, while'ın nasıl kullanıldığını biz aslında zaten biliyoruz. While'ın içine bir şey yazıyorsunuz ve o içindeki koşul sağlandığı sürece biz bu while döngüsüne giriyoruz ve içindeki kodu çalıştırıyoruz. Öyle değil mi? Mesela burada ne yapmışız? Counter'umuzu 1 yapmışız. Initialization yapmışız. Ve while'ın içine demişim ki counter 5'e eşit ya da 5'ten küçük olduğu sürece bu kod bloğunun içine gir. Bu döngünün içine gir demişim. Daha sonrasında da counter'umu yazdıracak şekilde yapmışım bunu. Ben e, çıktığımı da burada görüyorum. Counter'um birken girdim. Kontrol ettim. 1 küçük eşittir 5. O zaman dedim yazdır ve counter'umu arttır. 2 oldu. Geldim 2 hala öyle 3, 4, 5 oldu. 5 eşit. O zaman tekrar ben counter'umu yazdırıyorum. Bu sefer 5 arttırdım burada. Artı artı counter sayesinde 6 oldu. Bu sefer artık diyorum ki yok ben bu bloğa girmem diyorum ve bitiyor. Burada da çıktığımızı görüyoruz. While'dan sonra ne var? For döngümüz var. ya da hatta keşke onu önce koysaymışım. Neyse olsun. Um, ya Page'de o kadar bir tık sorun çıkardı ki koyuyorum yerleri değişiyor falan. Yine olsun sorun değil. Burada da şeyle karşılaştırmadan anlatırım. For'u anlatalım. For neydi? Bizim keyword'ümüz for'u yazıyorduk. E, genelde ben size ne diyordum mesela önceden de siz bu integer counter diye yukarıda belirtirseniz bu tanımlamayı yaparsanız eğer burada direkt bu integer yazmadan da counter'ı birden başlatıp işte 5'e eşit ya da küçük olana kadar bir bir arttırarak ilerleyim şeklinde yazabilirsiniz ama daha öncesinde counter diye bir değişken belirtmediyseniz burada integer deyip o an tanımlayıp for'un içinde de bunu kullanabiliyorsunuz. Burada ne yapmışım mesela counter 1'e eşit olsun demişim işte 5'e beş, eşit olana kadar bu devam etsin ama Koşulum bu olsun yani counter küçük eşittir 5 beş olsun. 5'i geçtiği anda bu dursun. Ve mesela kaçar kaça ilerleyelim? Birer birer arttıralım counter'ı demişiz. Biz burada counter çarpı eşittir 2 de diyebiliriz. Mesela yani 2 2 de arttırabilirsiniz siz counter'ı. Ee, gibi gibi bu şekilde bir yapısı var for'un. Burada yine örneği var. Aslında az öncekinin aynısı. Yine integer counter'ımı birden başlatmışım. 5'e eşit olana kadar devam etsin ve birer birer artsın demişim. Burada ne yaptım ben o zaman? Birden başlayıp 5'e kadar bu döngünün içine girdim ve 1 2 3 4 5 şeklinde yazdırdım. Yani e, amacım şu an size döngülere hatırlatmak, genel temel kavramları hatırlatmak. Bunlar içinde en basit örnekler aslında en rahat anlayacağımız şeyler oluyor genelde. O yüzden hani en sonda soru da çözeceğiz ama şu anlık böyle basit e, tanımlarıyla ne olduklarını hatırlamak güzel. Daha sonrasında do while'a gelelim. While ve do while'ın bir farkı içinde şuraya bir görüntü koydum. Do while neydi? Biz burada yine aynı şeyi yapacağız aslında. Counter yine bire. Hep de aynı örnek üzerinden gidiyorum ki döngülerin farkını birbirinden ayırabilelim. Counter yine birden başlattım. Ama burada ne farkım var? Ben while'a o koşulu koydum koymasına ama do'nun içine en az bir kere gireceğim mesela. Ben do'nun içine girdim. Şu an benim counter'ım bir. bir yazdırdım. Geldim yazdım sonra while'a giriyorum ve kontrol ediyorum. Counter'ı arttırdım. 5'ten küçük mü? Evet, küçük. Tekrar girdim. Tekrar girdim şeklinde. Siz e, bir kez girdiğiniz için buraya aslında az öncekiyle aynı işleve geldi. Buradaki for'la aynı işleve geldi. Yani do while'da şunu bileceğiz. While'dan farkı olarak burada da göreceksiniz şimdi. Um, ya da şöyle söyleyeyim while'dan farklı olarak içine en az bir kere giriyorsunuz. Do'nun içine, içini çalıştırıyorsunuz. Sonra koşulu kontrol ediyorsunuz. Son labımda da bunu zaten uzun uzun açıklamıştım. Yani en az bir kere çalışacak arkadaşlar buradaki kod. Şimdi while ve do while'ı gösterdiğim bir yine şeye geldik. Burada baktığınızda benim x'im 5'e eşit ya. While'ın içinde ben dersem ki x küçükse 5'ten Merhaba yazalım. Yazar mıyız? Yazmayız. Çünkü ben önce koşulumu kontrol ettim. Dedim ki x 5'e eşit. O zaman ben bunun içine girmem dedim. Geçtim. Ama do while'da öyle değil. Bakın bu döngü bir kez çalışacak. Ardından koşul kontrol edilecek. O zaman ben x'in 5 bile olsa do while'da bir kez girip merhaba'mı oraya yazdıracağım. Sonrasında koşulumu kontrol edeceğim ama bir kez bu çalışmış olacak zaten. Artık bence net bir şekilde farklarını anlamışızdır. Sonra geldik buraya da break continue yazmışım. Bir break continue örneği var elimde şu anda. Ee, bunun çıktısını galiba yazdırmamışım. Üzerinden anlatayım. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane for döngüm var. Birinde break kullanmışım birinde de continue kullanmışım. Ben burada diyorum ki birden başlayayım. Ona eşit olana kadar devam edip birer birer arttırayım. Ama eğer i5'e eşitse break koymuşum. Ben burada ne yaparım biliyor musunuz? 1 2 3 4 yazdırırım. 5'e gelirim. i 5'e eşitken burada if'in içinde demişim ki i 5'e eşitse break. Döngüyü tamamen sonlandırırsınız arkadaşlar. For döngüsünde break kullandığınız anda o döngüden çıkarsınız. Ama aşağıda örneğin continue kullanımı var. Ben iyi de birden yine başladım. 1, 2, 3, 4 yazdırdım bunları güzelce. Sonra geldim 5'e. Diyor ki if eğer i 5'e eşitse continue de. i değeri 5 olduğunda bu adımı atla. Devam et ama onu yazdırma. Yani şuradan sonrasını bu kod bloğunda gitme diyor bana. O zaman ne olur? Ben 5'i e atlarım ama döngü devam eder. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 diye devam ederim. Yani break ve continue farkı da burada güzelce bence gördük. Bu şekilde bilelim. Burada da e, hani bunları bilelim diye koydum bu operatörleri. Bu arttırma biliyorsunuz ki a artı artı derseniz a'yı arttırır, a eksi eksi derseniz a'yı eksiltir, artı eksi ünlem bunları biliyoruz. Ee, daha sonrasında önemli neler var? Bunları en başta sanırım zaten anlatmıştım. Karşılaştırmalarda kullanıyoruz. Bunu if'in içine mesela eşitse ya da işte e, eşit değilse şeklinde kullanıyoruz. Ve de her ikisinin de doğru olması gerekirken ya da dediğimiz yani bu or veya operatöründe sadece biri doğru olsa da o kod bloğunun içine girebilirsiniz. Veya de ikisi de doğru olacak veya kullandığınızda logical or kullandığınızda birinden biri doğru olsa da o kod bloğunun içine girer. Ama yine ikisi de doğru değilse yine giremezsiniz. Gibi gibi yani diğerleri çok önemli değil. Bunlar assignment için kullanılıyor demiş. Bizi ilgilendirenler bunlar. Genelde kullandıklarımız da bunlar. Şimdi biz şeye çok dikkat ediyorduk. Hani artı artı A ile A artı artının farkı nedir? Burada böyle um, ufak bir kod bloğuyla ben bir göstermek istedim. Siz öncelikle artı artı A derseniz burada mesela B'ye atıyorsunuz ya bu değeri. Burada yapacağı şey şudur. A'yı önce arttırıp sonra B'ye atar. Ama aşağıdaki gibi yaparsanız A'yı önce B'ye atar, sonrasında arttırır. Mesela burada biz ne demişiz? A 7 demişiz. Sonra da artı artı A'yı B'ye eşitlemişiz. Önce A'yı arttırdık, 8 yaptık. Sonrasında 8'i B'ye atadık. Aşağıda ise ne yapmışız? A artı artı'yı B'ye eşitlemişiz. A o an ne? 7. Biz 7'yi B'ye atadık ama A'yı da sonra 8 yaptık ama B'yi zaten önceden 7'ye atamış olduk. Bu ikisinin farkı da bu şekildedir. Buna da dikkat edebilirsiniz. Mesela Bazen e, hata sorulur atıyorum bir kod verir bu koddaki 5 hatayı bulun der ya da işte çıktısı verilir vesaire bir hata istenirse kalkıp burada artı artı A ar şeklinde yazılmışken ve bu B'ye atanmışken siz burada B'ye 7 derseniz bu da bir hata olur. Bunlara dikkat edin bunlar önemli. Sonrasında bir fonksiyon örneği koydum çünkü fonksiyonlardan da bahsedeceğim hani onun da vizede çıkması ihtimaline karşın muhtemelen çıkacak sizde. E, fonksiyon nedir? Mesela biz e, main fonksiyonun içine yapıyoruz ya çoğu işlemimizi atıyorum. Aralarında asal iki sayı bulacaksınız. Siz giderseniz bu işlemi e, bir fonksiyonun içinde yaparsınız. Sonrasında main fonksiyonunda o fonksiyonu çağırırsınız ve onu mesela bir değişkene em, atarsınız. Örneğin işte e, bu sayılar aralarında asal mı şeklinde bir fonksiyon açın. O fonksiyon size bir değer dönürse atıyorum bir döndürsün. Birse evet anlamına gelsin. Sıfırsa hayır anlamına gelsin. Bunları farklı farklı ya da bul döndürür vesaire. Bunları farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Mesela burada ne yapılmış bize? Ee, sayıların karelerini hesaplayıp yazdıran bir programımız var burada. Birden ona kadar işte bir, 4, 9 şeklinde gidecek değil mi? Bunu e Mesela burada x'in karesi şeklinde x yıldız yıldız 2 şeklinde de yazabilir atıyorum ama ne yapmış? Bir fonksiyonun içinde bunu hesaplamasını yapmış. Number çarpı number'ı geri döndürmüş bu fonksiyon. Siz burada bu fonksiyonu x'e atıyorsunuz. Her seferinde x 1 kendi atıyorsunuz, iki kendi atıyorsunuz, üç kendi atıyorsunuz. Sonra bu fonksiyonun her seferinde döndürdüğü değeri printf'de yazdırıyorsunuz. Yani fonksiyonları da bu şekilde kullanabilirsiniz yapacağınız işleve göre. Main fonksiyonun içine sonradan çağırarak yazdırabilirsiniz ya da başka bir değişkeni atayabilirsiniz gibi gibi gibi. Yani çok basit şekilde genel bir tekrar oldu. Ama bence önemli yerlere değindik. En azından benim de hatırladığım kadarıyla önemli olduğunu, yani şu sayfa bile bence çok önemli. CD'nin genel özelliklerini bilmek, stdioh'a dikkat etmek, bunların size'larını bilmek, yani defalarca sorulabilecek sorular... Ee, onluk sistemi, ikili sistemi bilmek, bunları birbirine nasıl dönüştürürüz, bir fikriniz olsun bu konularda. Ters slash en kullanıldığında alt satıra geçeceğini bilin. İşte ters slash t kullanıldığında tab kadar boşluk bırakacağını bilin. Bunların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Eşit eşittir, eşit değildir. Bunları bilin. Büyük eşittirler, küçük eşittirler. Mesela eğer siz e, büyük tür yazmak yerine gidip büyük eşittir yazarsanız, yanlış kullanırsanız e, girdiğiniz bir for döngüsü çok yanlış çalışır. İstediğiniz sonuçları alamazsınız. Bunların hepsine dikkat etmeniz gerekiyor. Modu da yine düzgün kullanmayı ne anlama geldiğini bilin. Kodlarda zaten kullanmıştık. Kısaltmayı bilelim. Set ediyor aş yine çıktı. <laughs> return 0'ı unutmayın. Yani main fonksiyonu da olsa bu bir integer. Aslında yazmasak da ama hani yazılması gerekiyor. Yani kodun düzgün çalıştığını görebilmemiz açısından return 0'ı her zaman koymayı unutmayın lütfen. If-else'leri hatırladık. Flowchart'ın ne olduğunu, pseudocode benzeri aynı işlevde olduğunu öğrendik. Yani bu bizden istense bunu çizebilecek kadar bilmeliyiz bence. If-else, if-else yapısını biliyoruz. E aslında bununla aynı işlevde bir switch case kullanılabileceğini öğrendik, avantajını biliyoruz. Daha sonrasında ne yaptık? Um, while döngüsünü gördük, for'un yapısını gördük, for döngüsünü gördük. Do while'ı, while'dan farkını gördük. Bunları biliyoruz. Artı artıyı öne koyarsak ne olur? Sonraya koyarsak ne olur? Böyle bir hata sorusu sorulsa yapabilir miyiz? Kesinlikle. <laughs> Ve fonksiyonun e, ne olduğunu da gördük. E, ayrıca Prototipi de unutmayalım. Fonksiyon prototipinde her zaman hani main'in üstüne mümkünse geçmeyi unutmayın C dilinde. Yani siz o kodda bir fonksiyon kullanacaksanız önce o fonksiyonun prototipini e, burada vereceksiniz. Ve mesela o fonksiyona ne göndereceksiniz? Burada bir number göndermişiz. Belki birden fazla değer göndereceğiz biz yeri gelecek. Atıyorum iki tane number göndermemiz gerekecek vesaire. Bunları da yine buradaki parantezin içine yazıyoruz. Şimdi genel tekrar yaptık. Az bir her şeyi hatırladık. İki tane de kod sorusu çözelim istiyorum ben. Bir tanesi çıktı sorusu olsun örneğin. Mesela sizde bir yana yatık üçgenin çıktısı isteyebilir. Hani yıldızlardan oluşan bir yana yatık üçgenin kodunu verip çıktısını isteyebilir. Ya da o görüntüyü verip bunun kodunu yazın diyebilir. O tarz bir örnek yapalım. Bir de genel bir örnek yapalım. O Örnekte de hani fonksiyonları olabildiğince döngüleri kullanalım. Ve dikkat etmemiz gereken yerleri tekrar tekrar hatırlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. İki sayının aralarında asal olup olmadığını bulan bir program yazalım. E, i̇ki sayının aralarında asal olup olmadığını biz eboblarının bire eşit olmamasından bulabiliriz biliyorsunuz ki. Ne yapalım biz bu programla? Önce bir EBOB hesaplayan bir fonksiyona ihtiyacımız var değil mi? Ve bunu Öklit algoritmasını kullanarak hesaplayan bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Sonrasında aralarında asıl olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyona ihtiyacımız var. Orada da ne yapacağız? EBOB'larının bir olup olmamasını değerlendireceğiz aslında. Ve daha sonrasında ekrana asalsa asaldır, değilse de değildir yazdırmamız bekleniyor bizden. Kafada planı kurduk. Önce bir main fonksiyonumuzdan, e, kullanıcıdan o iki sayıyı alarak başlayalım bence. Include, set ediyor. Şimdi yazarak başlıyorum o halde. Um, integer, main dedik. Main fonksiyonumuzu açtık. Şimdi önce bir bizim tanımlamamız gerekiyor değil mi? İki sayıya ihtiyacım var benim. O zaman int num1 ve num2 diyorum ben. num2 dedim. Sonrasında kullanıcıdan bu sayıları almam gerekiyor. Ne yapacağım? Printf'i açacağım. Diyeceğim ki birinci sayıyı giriniz. Yazacağım. Sonra scanf ile bunu kullanıcıdan alacağım. Benim yazım hataları. <laughs> Sanırım heyecan yapıyorum. Yüzde de ve bunu yine adres belirtecimi kullanarak num1'e atayacağım. Aynı şeyi ikinci sayı içinde yapacağız. Şöyle kolay yola kaçalım. İkinci sayıyı giriniz dedik. Bunu da nam2'ye atadık. Evet. Yani şu noktadan sonra ne yapacağız? Biz bir if blue açacağız, değil mi? Diyelim ki biz e, ne yapmışız? Aralarında asal mi diye bir fonksiyonum olmuş olsun benim. E, ve bu fonksiyondan dönen değer eğer benim için bu fonksiyona tabii ben ne atacağım? nam1 ve e, nam2 atacağım öyle değil mi? Bu fonksiyondan dönen değer eğer 1 olacaksa ben yazdıracağım ekrana. Şunu yazdıracağım. Print F diyeceğim. Yüzde d ve yüzde d sayıları aralarında asaldır yazdıracağım ekrana. Bu sayılarda nedir? Nam 1 ve nam 2 öyle değil mi? Evet. Ama eğer böyle değilse else diyeceğim. Yine aynı şekilde bu sefer aralarında asal değildir şeklinde yazdırmam gerekiyor. Buraya geleceğim. Aralarında asal değildir yazacağım. Değildir. Tamam. Şimdi buraları biz yaptık. O zaman aslında bizim şu şuradaki a'yı da mı büyük yapsak? Evet. Şu fonksiyonu bir yazmaya ihtiyacımız var öyle değil mi? Aynı zamanda da ebob fonksiyonumuzu. Ben o zaman bunların prototiplerine prototiplerini önce bir yapayım. Şöyle güzelce programımızda bir yazalım. Integer ebob'umuz olacak bizim de. Bu ebob'u iki tane değer olacak. a ve Integer b kullanacağım ben bu fonksiyonda iki sayımız olacak sonrasında bir de int aralarında asal mı asal mı diye bir fonksiyona ihtiyacım var bu fonksiyonumun içine ne olacak yine aynı şekilde int a ve int b kullanacağım. Evet bu iki fonksiyonumda doldurduğumda bu e, kod doğru şekilde çalışacak arkadaşlar. Şimdi biz aralarında asal olup olmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz? Ve ben ne yapacağım aslında? Burada bir return değerimi döndürmem lazım değil mi? Burada bir dönerse eğer bu if'in içine girip mesela aralarında asallarsa yazdıracağım. O zaman ben burada mesela diyeyim ki return diyeyim. Ben ebob'un içine atayım bu sayıları. Yani a'yı ve b'yi ebob fonksiyonuna göndereyim. Ve diyeyim ki eğer bu bire eşitse döndür ne döndürecek? Şu eşit mi değil mi? Eşitse eğer bu doğruysa bu iki sayının ebopları 1'e eşitse burası 1 döndürür. O zaman bizim aralarında asal mı fonksiyonumuz bize 1 değerini döndürür. If'in içinde de 1 olduğu için bu if bloğuna girilir ve bu printf ekrana bastırılır. O zaman benim aslında aralarında asal mı fonksiyonum bu kadar. Ne yaptım? Bu fonksiyonun içinde kullanacağım değişkenleri burada veri tipleriyle birlikte yazdım. Fonksiyonu bu şekilde yazıyoruz. Ben bir A bir B yollayacağım sana burada da nam 1 nam 2 iki tane integer yolladım öyle değil mi? O zaman integer A ve integer B kullanılacak bu fonksiyonun içinde. Sizin burada mesela buraya ben X Y de diyebilirim. Ama o zaman bu fonksiyon bloğunun içindeki her şeyi X'e ve Y'ye göre yazmam gerekir. Ben bunları A ve B belirlediğim için gittim ne yaptım? Return'u ebob ab yollaş kısmına da a ve b kullandım. Bu fonksiyon için geçerli sizin şuraya yazdıklarınız. Yani ben burada nam1 ve nam2 yolladım. nam1 aslında a, nam2 de aslında b. Bu fonksiyon için böyle böyle düşünelim. Neyse. O zaman aralarında asal mı ben nasıl bakacağım? Eboba yollayacağım bu a ve b'yi. Eğer bunların ebobu 1'e eşitse şu şu iki tane eşittirden dolayı bir döndüreceğiz return bir ile birlikte bu yazdırılacak değilse de aralarında asal değildir diyeceğiz. Şimdi asıl önemli fonksiyona gelelim. Biz EBOB'u nasıl hesaplayacağız? Öklit algoritması neydi? Öklit birlikte EBOB hesaplamak kolay arkadaşlar. Burada bir örneğini görüyoruz. Bizim bir büyük bir de küçük sayımız olacak değil mi? Bu iki sayının içinden bir büyük bir de küçük sayımız olacak. Büyük sayımıza baktığınızda 48 demiş. Küçük sayımıza da 18 demiş. Biz burada her zaman 48'in 18'den kalanını bulacağız. Ve daha sonrasında B'yi kalanı atacağız. A'yı da küçük sayıya. Bunu devamlı devamlı tekrarlayacağız. Ta ki B sıfır olana kadar. B nedir? Kalandır. Hani biz her seferinde kalanı B'ye eşitleyeceğiz ya. Ne zaman ki kalan sıfır olur. Büyük sayı küçük sayıya bölünüp kalanı hesaplanırken kalan sıfır olur. O zaman biz EBOB'un küçük sayı olduğunu anlamış oluruz. Burada da en son mesela 12'ymiş A, B 6'ymiş. Bunu biz e, modunu almışız. Modu 0 gelmiş. Küçük sayıyı hani A'ya diyorduk ya A'mız 6 olmuş, B'miz 0. O zaman aslında bu döngü ne zamana kadar devam edecek? While B 0 olmadığı sürece diyeceğiz. Öyle değil mi? Ben bunun içine yapacaklarımı B 0 olmadığı sürece devam ettireceğim. Benim bir temp sayım olacak ve bunu B'ye eşitleyeceğim ki en sonunda ben ne yapıyorum? Mesela A burada 48'di, B 18'di ya. Ben A'yı ne yaptım? B'ye eşitledim. Farkında mısınız? Ama B'yi de Kalanı eşitledim. O zaman biz bir temperature'a e, B'yi atalım. Daha sonrasında ne yapalım? B eşittir diyelim. A mod B. Ne yaptım ben burada? Kalanı B'ye atadım. Farkında mısınız? Aynı planımızdaki gibi. Öklid algoritmasının çalışma şekli. Daha sonrasında ne yapacağım? A'yı da temp'e atayacağım. Çünkü neden? Temp B'ydi. Küçük sayıydı. Biz her seferinde A'yı küçük sayı atıyoruz. Bu dönecek, dönecek, dönecek. Ta ki kalan sıfır olduğunda... Kalan sıfır olduğunda ne olacak? Küçük sayımız a'ya eşitlenmiş olacak. Bizim küçük sayımız zaten ebob değerimiz değil miydi? O zaman biz en sonunda ne yaparız? Return a deriz. Ve kodumuz aslında bitmiş olur. Düzgün bir şekilde çalışır. Evet gördüğünüz gibi fonksiyonlarımızı yazdık ve düzgün bir şekilde çalışacak mı diye şimdi kontrol edeceğiz sizlerle birlikte. Başlatıyorum. Aynı örnekteki gibi önce 48'i Sonra da 18'i girmek istiyorum. Ve aralarında asal olmadıklarını görüyorum. Çünkü ebobları bir sonucunu vermiyor. altı sonucunu veriyor öyle değil mi? Peki bir şey soracağım. Mesela öncelikle biz küçük olan sayıyı girseydik. Hani onu hiç belirtmedik ya. Önce büyük sayıyı girin sonra küçük sayıyı girin vesaire. Yine de düzgün çalışıyor. Çünkü şöyle düşünelim. Ya benim aklıma takılabilirdi bu soru. Öklit algoritmasını kullanıyoruz ya biz burada. Diyelim ki ilk girdiğimiz sayı 18 diğeri 48. Biz ilk başta ne yapıyoruz burada mod alırken? 18'in 48'le modunu alacaksınız. Kalan 18 olacak değil mi? Biz kalanı zaten B'ye atıyorduk. Yani o zaman küçük sayı olarak gördüğümüz şeyde burada ikinci girilen sayımız oluyor. Yani 48 oluyor. Onu da A'ya atıyoruz. Aslında zaten A ile B hani yine büyük ve küçük olan şeklinde yerlerine gelmiş oluyor farkındaysanız. Yani ben kod boyunca büyük sayı işte küçük sayı şeklinde anlattım ama aslında sırasının bir önemi yok. Onu anlamanız açısından öyle anlatıyorum. Siz tam tersi şeklinde girseniz de A ve B zaten hani küçük olan A ise yer değiştirip asıl yerini bulup sonrasında bu şekilde adım adım ilerleyecek şekilde çalışacaklardır. Valla bu kodumuz bu şekilde bakıyorum. Ne yaptık? EBOB fonksiyonumuzu öklit algoritması kullanarak yazdık. Fonksiyonumuzdan A döndürdük. Daha sonrasında bu döndürdüğümüz A değerinde aralarında asal mı fonksiyonu içine değerlendirdik. Burada döndürdüğümüz EBOB değeri A ya, A eğer 1'e eşittiyse EBOB'un içinde yani EBOB'umuz 1'e eşitse aralarında asal mı fonksiyonu da bize 1 döndürecek return olarak doğru bir değer olduğu için, bu doğru bir ifade olduğu için o zaman aralarında asaldır yazdıracak. Ama bu soruda bizim yaptığımız örnekteki gibi biz burada A'yı yani EBOB'u 6 bulduk o zaman burada return bu kısma baktım EBOB 1'e eşit mi? Değil 6 o zaman... Burası bize sıfır döndürecek. If'in içine de sıfır girerseniz bu if bloğunun içine girmez. Else'den devam eder. Şeklinde açıklamamı son defa yapayım. İlk sorumuz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Bu bir çıktı sorusu olacak. For döngüsü kullanarak aşağıdaki çıktıyı elde eden programı yazalım. Burada gördüğünüz üzere sağ dayanmış bir üçgen görüyoruz. Bu yıldızlarla bu for döngülerini kullanarak bu soruları yazmak her an karşınıza çıkabilecek soru tipidir. Çünkü o forları düzgün kullanmayı aslında çok güzel öğreten bir soru tipi bence. Şimdi bunu yazmamız için bizim neye ihtiyacımız var? Öncelikle kaç katlı bir üçgen istediğini kullanıcıya sormamız gerekiyor. Üç tane for döngüsüne ihtiyacımız var. Bu for döngülerinin içinde kullanmak için i'ye, j'ye ihtiyacımız var. Bir yazmaya başlayalım. Öncelikle... Evet int main. Bunda tabii ki farklı fonksiyonlara falan ihtiyacımız yok. Burada bizim olayımız aslında for döngüsüyle biz bunu elde edebiliyor muyuz? Bir integer i, j bir de n belirleyelim. Şimdi bu n bizim aslında kullanıcıdan alacağımız kaç katlı olacağı bilgisi olacak. Print f ile yazalım. Kaç katlı bir üçgen istersiniz diyelim. Sorduk. Scanf ile bunu alıp n'e atayalım. Evet. Şimdi gelelim for döngümüze. Burada biz öncelikle ilk forumuzu ne için açacağız? Kat kat bakacağız, değil mi? İlk katı önce bir halletmemiz lazım. Sonra ikinci kata geçmemiz lazım. Sonra üç, sonra dört. E n'e kadar bu böyle gidecek? İlk forumu ben bunun için açıyorum. Her bir kat için kendi içinde işlemler yapmam gerek çünkü. I eşittir bir diyorum. Sonra i küçük eşittir n diyorum. Çünkü birden başlayıp eninci kata kadar ben belirli işlemler yapacağım burada ve iyi e birer birer arttıracağım Tamam Şimdi bu eğer sola dayalı bir üçgen olsaydı aslında içimiz işimiz çok daha kolay olacaktı Çünkü iki forla halledebilirdiniz Biz burada ne yapacağız şimdi önce bir boşlukları düşüneceğiz sonra sonuna koyacağımız yıldızı düşüneceğiz öyle değil mi? Eğer sola dayalı olsa biz sadece yıldızları oluşturur ve bırakırdık boşlukla ilgilenmezdik. Ama bir tık daha zorlu olsun diye sağ dayalı bir üçgen yapalım istedim. Öncelikle bizim burada yapacağımız boşlukları düşünmemiz gerekiyor. Ne yapalım? Bir for açalım. Boşluklar için olsun bu for. J'yi bir eşitleyelim. J nereye kadar gitsin biliyor musunuz? Şimdi bizim ne kadar boşluğumuz olacak baktığınızda? kaçıncı kattıysam ben o kattaki kadar yıldız çiziyorum. O zaman aslında her katta benim boşluğum gitgide azalıyor. Ben bunu nasıl düşünebilirim? J derim. Küçük eşittir derim. N eksi i. Neden yapıyorum bunu? Bakıyorum. Kaç katlıyım burada? 1, 2, 3, 4, 5 katlıyım değil mi? İlk katımda 4 tane boşluğum olur. 1 tane yıldızım olur. 4 boşluğu ben nasıl elde edebilirim? 5 katlıysam ve 1. kattaysam 4'e 4 kadar J'yi götürmem gerekir boşluk oluşturmak için. Ve J'yi her seferinde arttırmam gerekir. Yani zamanda e, kendim bile gerçekten zor anlıyordum. Anlatması daha da e, zorlu oluyor gibi hissediyorum. Ama halledeceğiz. Evet. Burada boşluğumu bıraktım. Şimdi benim boşluktan sonra düşünmem gereken bir de yıldızım var. Hepsi bittiğinde aslında daha iyi anlaşılacağını ben düşünüyorum. Bu forumun içinde de J kullanacağım ben. Burada ne olacak? J'yi birden başlatacağım. Ve J aslında burada küçük eşittir i olacak. Neden? Kaçıncı kattaysam o kadar yıldız çiziyorum değil mi? Aslında burada düşünmesi zor olan kısım kaç boşluk bırakacağınız. Hani başta anlaşılması zor gibi gelen kısım sadece orası. Onun dışında bir şey yok. Yine burada da J'yi birer birer arttıracağım. Gerçekten saatte geç oldu. Devamlı yanlış yazıyorum. Kusuruma bakmayın. Print F'le yıldız koydum ve bitirdim. Şimdi en önemli kısma geldik. Printf. Buraya bir slash n koymayı olur da unutursak başımıza gelecekler. Yani ardarda ard, arda, ard arda siz boşu boşuna boşluklar bırakır, yıldızlar koyar ard arda yazdırırsınız ve yani yazık olur koda. Alt satıra geçiyoruz. Her bir katımızın işlemi bittiğinde. Şimdi kafamızda bunu bir en baştan çalıştıralım mı? Biz i'miz bir de şu an. İlk katımızdayız değil mi? Geldik j eşittir 1. 5 katlı bir üçgen istiyorum ben. O zaman 5'ten 1'i çıkardım 4 tane boşluk bırakacakmışım. Tahmin edersiniz ki bir de yıldız bırakacağım değil mi? Bunu yaptım. Geleceğim ben ikinci katıma, ilk yıldızıma. 4 boşluğumu bıraktım, 1 yıldızımı bıraktım. ikinci katıma geldim. Bu sefer J yi yine birden başlattım. 5 katlıydı, ikinci kattayım. 3 tane boşluk bırakmam gerekiyor. 3 tane aralarda boşluğumu bıraktım. Burada farkındaysanız ne ters T var, ne de ters N var. Dümdüz 3 tane boşluk bırakmasını istiyorum ben bıraktı. Sonraki foruma geleceğim. Bu sefer im 2. Birden başlatıyorum. Küçük eşittir 2 olana kadar 2 defa yıldız çizmesini istiyorum. 2 yıldızını çizecek. Tekrar alt satırıma geçeceğim ve 3. katıma geçmiş olacağım. Biz bunu yapacağız yapacağız. 3. katta 2 boşluk 3 yıldız olacak. 4. katta 1 boşluk 4 yıldız. Son katıma geldiğimde de hiç boşluk bırakmayacağım. Çünkü 5-5'ten yani burada giremeyeceğim bile ben bu döngüye. 5 tane yıldızımı yapacağım. 5 katlı istediğim için ve bir güzel çalışmış olacak. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. Ben kodumu yazdımı tabii ki sınav anında mesela kağıt üzerinde yazıyorsunuz ya. Sizin o kodu çalıştırma şansınız yok. Yazdıktan sonra örneğin şurada alt satıra geçmeyi mi unutmuşum? Ben bunu bir kafada çalıştırırım. Şu forun içine bir girerim. Bu foru yaparım. Boşluğumu bıraktım. Tamam. Yıldızımı koydum. Tamam. Şimdi ne yapmam lazım benim? Alt satıra geçmem lazım ki ikinci katımın foruna girip tekrar o katın işlemlerini yapabileyim. Buradaki eksiğinizi mesela fark edersiniz. Eğer kafanızdan çalıştırırsanız Sınavlarda bir kodu yazdıktan sonra emin olamamanız durumunda mutlaka kafanızdan çalıştırın. 5 katlı istedim. Bu şekilde sağ yatık üçgenimi yaptım. Daha fazlasını isteyeyim. Mesela 7 katlı olsun. 7 katlı bir sağ yatık üçgen yaptım gibi gibi. Yani bu sorunun amacı hani çıktı soruları sorulabilir. Ve iç içe forlar sevilir. Çünkü kafa karıştırıcıdır. Bunun çok daha zorları da var. O yüzden böyle güzel bir tekrar olsun istedim. Burada bu soruyu da yazdım. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz da bitti. Yani aslında genel bir tekrar olması adına hani basit şekilde tekrar her şeyi bir gözden geçirebilmeniz adına ben bu videoyu çekmek istedim. Ee, Sorular da hani bir genel tekrar olsun hem bir çıktı sorusu bu yıldızlı soruları çok severdik biz geçen sene. Size de bir örnek çözmüş olayım diye istedim. Hem de öncekinde de Öklet algoritmasını kullanarak yazmak e, bu, bu gerçekten güzeldir umarım anlatabilmişimdir sizde. Çünkü hani aktarmak da zor oluyor bir noktada anlamakla aynı şey değil. Ben de geçen sene e, bunların hepsini yine çözmüş, kendim deneyimlemiş biri olarak bazen gerçekten anlamasının zor olduğunu biliyorum. Eğer zorlandığınızı hissederseniz hani hiç takılmayın. Defalarca yazdıkça, yazdıkça, çet diye sordukça, videoları izleyip hocalara danıştıkça insan gerçekten zamanla yapabilmeye başlıyor. Umarım vize'leriniz çok güzel geçer. Umarım bu video sizin için verimli olmuştur. E, yani elimden geldiğince güzel aktarmaya çalıştım ama umarım sizler için de gerçekten verimli geçmiştir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.